Merhaba, iyi günler. 25 Şubat 2024. Siyaset adamı Hüsamettin Cindoruk sohbette İsmet Paşa için, İsmet İnönü için, ikinci Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Atatürk'ten sonra büyük devlet adamı İsmet İnönü için sohbette diyor ki asker kaçağıdır. O sohbet oradan dallanıp budaklanıyor, siyasilerin ağzına yapışıyor. Bu Ödemiş'teki seçimde de Demokrat Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi yol ayrımında İsmet Paşa asker kaçağıdır lafı yapışıyor ve uzun yıllar devam ediyor. Evet, bu toplum bir insana dilediği gibi sınırsız konuşabilirsin. Ama mantıklı, akıllı cevaplar da verilebilir. Bunu niye anlatıyorum? Bu da benim valizin bacağı, ayağı. Şurada plastiği vardı. Yılların içerisinde parçalanmış. Bugün onu da vedalaştım. Bunu dedim bir göstereyim. Havaalanları, oteller, yurt dışı, yurt içi derken sonuç bu. Evet, benim için de çalışmıyor. Çalışmayı sevmiyor falan diyenler olabilir. Bu da şahit olsun işte. Beyindeki kıymık. Payas Belediyesi kültür yayınları. Artık bunlar depremden sonra nadide kitaplar arasında bunlar. Muammer Türk. Büyük bir deprem yaşadık 11 ilde. Ve Türkiye yeni bir format atıldı. Ön söz, tarih şuuru. Tarih şuurunun oluşturulması, bizim Rönesansımız, dil ve medeniyet. Mümine Hatun'dan Gökbörü'ye selam. Tuğrul Bey ve Anadolu raporu, Girit, Bosna ve Azerbaycan, Erbil'de bir peygamber aşığı, bu millet isterse Baba Nimetullah Nahcivani, Türk'ün zafer destanı Çanakkale, eğitim üzerine biz nerede düştük? Bilgi toplumu, bilim ve insanlık. Aydın din hizmeti isteyenler, ilim aşkı millet sevdası, 20. yüzyıl Türk aydınının ızdırabı, küreselleşme ve eğitim, özümüzü arayalım, temiz toplum, terörizmin ilacı doğru eğitim, yaramız hala kanıyor, tehafüt geleneği ve Karabağlılar, dini meseleler üzerine, anne baba hakları, İslam'ın evrenselliği ve küreselleşmesi, ikinci cahiliye veya çağdaş hayat. İddialı bir kitap. Okumanızı rica ederim. Şurada bir sözcük vardı, dikkatimi çekti. 20. yüzyıl Türk aydınının ızdırabı. Bu ızdırapların büyük bir çoğunluğu Türk aydınının milleti sevmesinden oluyor. Yani çok değer veriyorsun. Bu defa toplum beynindeki yerde değil, istediğin yerde değil. Bu sefer hırçınlaşıyorsun. Toplumun doğal bir evrimsel girişi var. Hayatında devrimsel bir girişi var. Yani sosyalizmin, devrimin, komünizmin, siyasi iktidarların, siyasi partilerin bir hedefi var. Halkın da kendine göre bir hedefi var. Halk moderniteden taviz vermek istemiyor. Konfor alanlarını terk etmek istemiyor. Ama konfor alanları çökmeye başladı şimdi. Gelirlerin düşmesi demek, konfor alanında fakirleşme demek. Oturuyorsun, yani dışarı çıkmıyorsun, yürüyüş yapmıyorsun, ihtilal yapmıyorsun, grev ve genel grev yapmıyorsun. Ama bulunduğun yerde bir kamyon karpuz alırken, bizim aldığımız römorkla gibi, bu sefer 6-7 karpuza düşünüyorsun, sonra da karpuzun şeyine kalıyorsun, dilimine. Evet, taviz, nereye kadar taviz? Mimar Kemalettin Fashion Center Association, The Chamber of Commerce, Mimar Kemalettin Moda Merkezi. Bu tür kitaplara artık hayranız. Evet, bu tür kitaplara hayranız. Arkası gelmeyen kitaplar bunlar. Yönetim kurulunun, şurada yönetim kurulu yazıyor, yönetim kurulunun coşkusuyla çıkmış, güzel çalışmalarla ürün haline gelmiş eserler ve arkadan yönetim değişti de başka bir yönetim geldi mi birinci işi bu başkanın yaptığını yapmamak oluyor.
Kaanos'tan Köyceğiz'e, Günür Karaağaç. Bu Nedim Yaşar Gürsay'a. İyi dileklerimle. Evet, şu kitaba bir bakalım yani. Evet, bu değerli arkadaşım, kardeşim, güzel insan Günür Karaağaç. Şöyle. Zaman zaman Ankara'da olsun, Muğla'da olsun, başka illerde olsun beraber denk geliyoruz. Ama salgından sonra tabii herkesin yolu kendine göre çizildi. 1955 yılında Kars'ın Kazman ilçesinde doğdu. Aynı ilçede ilk orta ve lise öğrenimini tamamladı. 1979'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yalvaç, Çumra, Konya, Artvin, Murgul, Ardanuç, Köyceğiz, Gürleyik, Ortaca, Eşen'de tarih öğretmenliği yaptı. 2006 yılında emekli oldu, özel bir kütüphane kurdu, halen çalışmalarını burada sürdürüyor. Hayran olduğum, değer verdiğim, çok asil bir kalem, değerli yazar, fotoğraflar, Günür Karaağaç, Peter Dressler, Nail Duman, Fotoşah, King Emlak. Evet, içerisi birbirinden değerli kitaplar dolu. Evet, birbirinden kıymetli eserler dolu, şairler dolu, şiirler dolu. Evet, eski siyah beyaz fotoğraflar, renkli fotoğraflar. Yani elden düşmemesi gerekli olan bir kitap. Sık sık içindeki öykülere, içindeki şiirlere, siyah beyaz fotoğraflara, her şeylere bakılması gerekli olan bir kitap. Dev bir çalışma. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bravo, aferin. İzmir Akdeniz Akademisi, Meltem. Bu tanıdık bir yer değil mi? Evet, denizin sakinliğine bak. Sonra çılgın oldu mu tekne batırır. Yani. Bazen kaldırım taşlarını söküyor denizin dalgaları. Sunuş başlarken İlhan Tekeli, bir Akdeniz üst anlatısı içinde İzmir. Kültür ekonomisi açısından İzmir'in Akdeniz'deki yeri. Şebnem Gökçen Dündar. Mine Tanaç Zeren'le söyleşi. İzmir'de Yahudi yerleşimleri üzerine. Raşel Meseri. Birol Üzmez'le söyleşi. İzmir'in kortejoları. Evet, özellikle İspanya'dan gelen İzmirli Yahudiler padişahın emriyle İzmir'e yerleştirilince İzmir'in ekonomik hayatı canlanıyor. Evet, İzmir dünyanın kraliçesi. Dünyanın kraliçesi. Özellikle Yahudilerin getirdiği yenilikler, boyoz. Evet. Bir tane de anlatayım. Aklıma hemen dilime geliveren tenekecilik. Evet, tenekecilik mesleği. Esnaf. O havra sokağı. Onun etrafındaki 8-9 tane havra. Ve sonra ne oldu? Yahudiler, Museviler de memleket diye İsrail'e gittiler. Gittiği günde savaş. Büyüdüğü günde savaş. Öldüğü günde savaş. Torunlara, çocuklara, günümüze kadar savaş. Başka bir hediyesi yok İsrail'in. Bizim güzel, değerli Yahudi, Musevi insanlarımız gittiler orada. Bir Türk mahallesi kurdular. Çocuklar Türkçe biliyorlar mı, bilmiyorlar mı, İspanyolca mı konuşuyorlar? Başka İbranice mi konuşuyorlar? Bilgi sahibi değilim. Ama güzelim İzmir'den gittiler. İzmir'in dokusundan oraya ve orada savaştan başka bir hediye yok. Günümüzde de savaş sürüyor, görüyorsunuz. 21. yüzyılda özgürlük ve sosyalizm manifestosu. Şu isimleri okuyayım da yukarıdan aşağı. Bazı sağcılar çıkıyorlar, vıdı vıdı vıdılanıyorlar. Al sana vıdı vıdılanacak sermaye. Al sana bir malzeme konuşman için. Yani ne demiş ressam İbrahim Çallı? Bu kadar cahillik ancak tahsil ile mümkün. İşte bu kadar insanda. Ernesto Che Guevara, İbn Haldun, Fegiye Teyran, Kro Pontin, Ömer Ayam, Hallacı Mansur, Mao Zedong. Ben bunu hep yıllarca Mao Zedong diyordum. Şimdi anlayış değişti. Mao Zedong oldu. Ben de öyle kullanıyorum.
Nazım Hikmet, Rosa Luxemburg, Thomas More, Hasan Sabbah, Spartacus, Joseph Stalin. Bu kitabım, lütfen okuyun. Yani muazzam. Antonio Gramsci. Evet. Clara Zetkin, Dimitrov, George Dimitrov, Bulgaristan. Ahmede Kansni, Chernyshevski, Neruda. Oh, Pablo Neruda. Çok severim. Ezbere bilirim şiirlerini. Şeyh Bedrettin kitabını hazırlıyorum. Ho Chi Minh, Bertolt Brecht, her zaman başvururum, kaynak kişi. Lev Trotsky. Trotsky. Gegersvin. Evet. Kapitalizmin bunalımı sanayi uygarlığının bunalımına dönüşüyor. Sanayi uygarlığının nefesini kesen disiplin, modernizm. Sanayi uygarlığı doğa ve insanı yok oluşa sürüklüyor. Küreselleşme, emperyalizm ve yeni gelişmeler. Yeniden yön arayan tarih ve özgürlük. Sosyalizm mücadelesi. Dünya Komünist Partisi. Toplumların değişim ve dönüşümünde sanat ve edebiyatın işlevi. Mezopotamya. Doğu-Batı uygarlığı ve yeni bir sentez arayışı. Kürdistan ve Orta Doğu'da sınırlar halkların iradesine rağmen belirlendi. 21. yüzyılda emperyalistler arası egemenlik kavgasının alanı Asya kıtası. Milli yarar siyaseti sürekli düşman üretir. Evet. Yayın evi. Değerli bir kitap. Bunu not olarak okunacak kitaplardan bu. Öyle geçerken uğradığım kitaplarından değil. Bu kitabı altını çizerek değerli kaynak kitaplarına giderek okunacak şekilde bu kitap. Bazı kitapların 40, 50, 60, 70 kitaptan beslenir. Onlara da gitmek gerekebilir. Bu güzel bir hediye. Herkes Everest'e tırmanmayabilir. Ama herkesin tırmanabileceği bir Everest'i vardır. Kendi Everest'inize tırmanın. Nasuh Mahruki. Hayatın içinde kendi yerinizi arayın. Evet. Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgilerimle. Teşekkür ediyorum. Değerli bir insan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mührü olan bir insan. Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden, 2004 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Profesyonel sporcu, yazar ve fotoğrafçı olan Mahruki, dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları yapmaktadır. Sovyet Asya'nın 7000 metreden yüksek 5 tırmanışını da tamamlayarak Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından Kar Leoparı unvanı verilen Mahruki, Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı. 7 zirveler projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı oldu. 8000 metreden yüksek Kuyo Uu, Lahoste ve K2 dağlarına oksijen desteksiz olarak tırmandı. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde motosiklet seyahatleri yaptı. Bhutan seyahatinde Mine Mahruki ile evlendi. Liderlik takım çalışması, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde takım çalışması ve liderlik dersi vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış, çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır. Arama Kurtarma Derneği, AKUT, kurucu üyesi ve başkanı, Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, UKSAT, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Sualtı Araştırmaları Derneği, SAT, Gezginler Kulübü Derneği üyesi ve Ortak İdealiler Derneği kurucu üyesidir.
eserleri, Bir Dağcının Güncesi, Everest'te İlk Türk, Bir Hayalin Peşinde, Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, Yeryüzü Güncesi, Vatan Lafla Değil, Eylemle Sevilir, Kendi Everest'inize Tırmanın. Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı, başarılı olacağım diye başlayanın ve başardım diyebilenlerindir. Evet. Değerli bir kalem, değerli bir yazar, tarihe geçmiş, yaşarken heykeli dikilecek insanlardan bir tanesidir. Kendisini çok takdir ediyorum. Yaşamımız her gün yaptığımız binlerce seçimden oluşuyor. Her seçim bir kapı açar ya da kapatır. Şimdi elinize bu kitabı aldınız ve alayım mı, almayayım mı diye düşünüyorsunuz. Karar verme durumundasınız. Sıkıcı bir kitap olabilir. Boşuna para ve zaman harcamış olursunuz. Ama belki de yaşamınızı zenginleştiren önemli bir kaynağa sahip olursunuz. Bu kitabı okuyarak ruhunuza özen göstermiş olacağınızı biliyorum. Hiç dağa tırmanmadım. Dağa tırmanmakla hiç ilgilenmedim. Şimdiden sonra ilgileneceğimi de sanmıyorum. Nasıl oluyor da dağa tırmanmayı büyük bir başarı olarak gören birinin yazdığı kitaptan bu kadar etkileniyorum? Üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve ana babaların okumasını niçin istiyorum? Bu kitabı okumak benim için ruhsal bir yolculuk oldu. Yaşanmamış yaşamlar dünyasındayız. Ya sen hayatı yaşarsın ya da hayat seni yaşar. İnsanların çoğu bunun farkında değil. Yani konu benim dağa tırmanmamayı değil. Bu konu yaşamımın hakkını vererek yaşamam. Ve bu dünyada büyük bir çoğumuzun yaşamadan ölüyoruz. Kitap yaşarken yaptığımız seçimlerle ilgili. Yaşadığımız yaşamı seçiyoruz. Hepsi bu. İnsan kendi yaşamını yaşamayı nasıl seçer? Olabildiğinin en iyisi olma yolunu nasıl seçer? İlk adım farkına varmaktır. İlk adımı atmak isteyenler için bu kitap önemli bir kaynak. Bu kitapta okuyabileceğinin en iyisi olmak isteyenlere gerçekçi 64 öğüt var. Unutmamak gerekir ki bu 42 yaşında ve bugüne dek çok az insanın başarabileceği birçok şeyi başarmış bir insan tarafından kaleme alınmış bir kitap. Umarım bu kitabı okurken benim kadar haz alırsınız. Doğan Ciceoğlu'nun ön sözünde. Evet, içinde parçalar var. Ayrıca hediyeler var. Hedefi parçalara bölün. Hedefi parçalara bölün. Çok değerli bir kitap. Özellikle genç arkadaşlara lütfen rica ederim okuyun. Evlilik mahremiyetleri. Evet. Şimdi bu kitabın arkasında bir şiir var. Şiiri bir okuyayım bakalım. Seni seviyorum demek bile zor geliyor. Artık dilimle affet demek bile gelmiyor içimden. Benim tek nefesim sensin bu hayatta. Gidişin bayağı sarstı. Beni sensizlik, ölüm gibi artık bana İzmir'i bana zindan edip gittin. Sağ ol. Evet. Bu şiirle başka bir şiir daha var. O şiiri de sakin daha sonra okuruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler, kitapları okuyalım. Kitaplar bize en değerli yol göstericilerdir. Kitabın eskisi, çökmüşü, göçmüşü olmaz. Her yeni alınan kitap yeni alınmış demektir. İster 100 yaşında olsun, ister 200 yaşında olsun, ister yeni çıkmış olsun matbaadan.
Sonuçta kitap her zaman için kitaptır ve bizi geleceğimize biçimlendiren, yönlendiren, tecrübelendiren değerli bir yol göstericidir. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Sağ olun.